Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Adnan Ölmez Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun kapısında çiçeklerle karşılanan Ölmez, içeride özgeçmişinin ve fotoğraflarının bulunduğu Adnan Ölmez köşesiyle karşılaştı. Özel eğitim öğretmenimiz, müdür yardımcımız Rövi Bey. Yapılan sürpriz karşısında duygulanan Ölmez, okul yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür etti. Adnan Ölmez Ortaokulu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı öncesi konuşma yapan Ölmez, öğrencilere burs müjdesi verdi. Madem ki bir vesileyle bugün bir araya geldik, şöyle bir çalışmayı da başlatalım yeni müdürümüzle beraber inşallah. Ben de bu manada bir katkıda bulunmak, bir sürpriz yapmak istiyorum. Ve diyorum ki okulumuzda bulunan 24 faal sınıfta ister 5, 6, 7, 8. sınıf olsun, her sınıfın birincisine ve ikincisine her yıl, her eğitim yılının sonunda birincisine iki altınla, ikincisinde bir altınla ödüllendireceğimi beyan ediyorum. Ve yine bu okuldan mezun olan öğrencilerimizden üniversiteyi hatırı sayılır iyi puanlarla, çok da yüksekli, orta ölçekli puanlarla kazanan her öğrenci üniversite hayatı boyunca ihtiyaç duyduğu bursu karşılayacağımı da buradan beyan ediyorum. Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez'e teşekkür eden okul müdürü Şükrü Yüksel, Adnan Ölmez paha biçilmez bir değer, model alınacak bir hayırsever ve imrenilecek bir iş adamıdır ifadelerini kullandı. Adnan Ölmez Ortaokulu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şen Ocak, Haber Medya Satış ve Pazarlama Direktörü Hülya Hacıoğlu, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Aynur Yiğit, Adnan Ölmez Okul Aile Birliği Başkanı Arif Çelik, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Konuşmaların ardından Adnan Ölmez Ortaokulu öğrencileri şiirler okuyarak oratoryum gösterisi ve halk oyunları performansı sergiledi.